Son bir haftadır gündemde ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen yeni bir koronavirüs var. Bilim insanları ona bu adı verdiler. Bu virüs şu ana kadar 800'den fazla kişiye bulaştı ve 30'un üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Çin'in Wuhan şehrindeki bir balık pazarından yayılmaya başladığı düşünülen bu virüs gündemi hızla işgal etti. Sosyal medyada ise virüse yakalandığı iddia edilen insanların görüntüleri hızla yayılmaya başladı. Söz konusu pazar ise 8 Aralık 2019'daki ilk vakadan sonra tamamen kapatıldı. Şu ana kadar bildiklerimizi özetleyecek olursak, virüs Asya ve dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Virüsün Çin dışında 9 ülkede de tespit edildiği doğrulandı. 10 milyonlarca insan kilit altında. Çin'in merkezindeki Hubei eyaletinde Wuhan'ın da içinde bulunduğu en az 10 şehir seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Pekin ve diğer şehirlerdeki yetkililer virüsün yayılması ihtimaline karşın büyük ölçekli Ay Yeni Yılı kutlamalarının bir kısmını veya tamamını iptal ettiler. Diğer halka açık mekanların yanı sıra Pekin'deki Çin Seddi'nin bir bölümü, Shanghai Disneyland ve 5 şehirde McDonald's satış noktaları kapanacak. Çin hükümeti 2003'teki SARS virüs salgınından ders almış olacak ki Wuhan virüsü için çok daha sıkı önlemler alıyor. Ayrıca Çin medyası hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurarak paniği düşürmeye çalışıyor. Ancak aynı zamanda da Çin virüs salgınından sonra Wuhan'da 3 Şubat'ta açılacak 1000 yataklı bir hastane inşaatına başladı bile. Aynı anda virüs ise dünyaya yayılmaya devam ediyor. En son 23 Ocak 2019 tarihinde Türkiye, İstanbul'da hastaneye başvuran Wuhan'dan gelen Çinli bir turist ve eşi tedbiren gözetim altına alındı. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çiftin bu sabah kendi istekleri üzerine özel ambulans uçakla ülkelerine gönderildiğini açıkladı. Neticesi kesinleşmemekle beraber bizim şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini Çin'e bizim özel ambulansımızla, sağlık personelimizle birlikte gönderdik. Virüs insanların solunum yolları ve dolaşım sistemlerini etkileyerek öldürüyor. Ama ana olarak dolaşım sistemindeki hücreleri hedef alıyor. Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi genel belirtiler gösteriyor. Çoklu organ yetmezliğine de neden olabiliyor. Virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havaalanlarında ve limanlarda alınan önlemleri anlattı. Sağlık Bakanlığı olarak liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Peki bu virüsün nedeni ne olabilir? Bu salgından sonra sosyal medyada yarasa çorbası görüntülerini sık sık görüyoruz. Wuhan virüsü konusunda yarasalardan şüphelenildiği doğru. Ancak bilim insanları virüsün kaynağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadılar. Araştırmacılar Wuhan virüsündeki protein kodlarının daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı koronavirüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi. Çalışmada bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğini işaret ettiği belirtildi. Bu arada ek bilgi olarak yılanlardan ilk kez şüphelenilmediğini de belirtelim. 2002-2003 döneminde Çin'de 8000'den fazla kişinin hastalanmasına ve 700'den fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün de nedeninin yılanlar olduğu tahmin ediliyordu. Ancak şu ana kadar kesin bir kanıt bulunamadı. Her şeye rağmen yılanların aksine yarasaların asıl neden olma ihtimali daha fazla. Çünkü yılanlar soğukkanlı canlılardır ve vücut sıcaklıkları yaklaşık olarak 30 santigrat derecedir.
Bu nedenle yılandan insana geçen bir virüsün vücut sıcaklık farkından dolayı enzimleri etkisiz hale geliyor. İşte bu yüzden bu gibi vakalarda kaynak çoğunlukla yarasalardır. Memeli olmaları ve uçabilmeleri sebebiyle birçok memeli hastalığında rezervuar görevi görürler. Rezervuar denen canlılar genelde o hastalıktan etkilenmezler. Örneğin kuduz hastalığının en büyük kaynağı da aslında yarasalardır. Peki, kendimiz için ne önlemler alabiliriz? Sadece bu virüsten değil, her mikrop, bakteri ve virüsten korunmak için kişisel temizliğe dikkat etmemiz gerek. Spesifik olarak koronavirüsler membranlı virüsler olduğu için sabun, deterjan gibi çözücülere karşı hassastırlar. Yani sabun elinize bulaşan herhangi bir virüsü hızla etkisiz hale getirebilir. Alabileceğiniz her önlemi aldıktan sonra ise olayları akışına bırakmak yapabileceğiniz en iyi şey olacaktır. Çile böyle böyle.